Nasıl bir fırtına var. Şu an var ya dışarıda inanılmaz bir fırtına var arkadaşlar. Bugün gerçekten şu var ya şu camı kıracak. Şunu çıkartmamız lazım. Bugün böyle hem boğuk bir hava var hem de gerçekten fırtına var. O yüzden bunları çıkartmamız lazım da bahçeyi. O kapım falan açılmış. 3 gündür bahçede sulamıyorum. Zaten bilmiyorum yani bu bahçenin durumunu. Akşama giderken böyle bir açarım suyu artık olduğu kadar. Şimdi hemen kümese gitmek istiyorum çünkü tavukların suyu azdı. Ekmek getirdim onları ıslatıp vereyim. Sularını doldurayım. Tavuklarımı bir kontrol edip geleceğim. Abu rüzgar nasıl bir toz var ya şu an. Gerçekten uçacağım. Ay Yunus şunlar çıkarsın. İnanılmaz bir fırtına var bugün ya. Yoldaki toza bakın, toza. Nasıl toz kalkıyor yoldan? Oo. Bugün burada pek durulmaz. Bak 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 toza bakın. Vallahi şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir toz kalkıyor. Şöyle yaklaştırayım şuradan. Daha net gözükür. Sesim geliyor mu onu da bilmiyorum. Abo her taraf yıkılacak ki tövbe estağfurullah. Bir an önce kümese gidip işlerimi halletmem lazım. Görüşürüz. Fırtınanın sesi çok kötü geliyor. Şöyle ekmekler aldım. Hemen kümese geçmem lazım. Bugün köyün pek tadı olmayacak gibi. Bu fırtınada. Ay şunlar var ya uçar mı acaba? Çünkü bir tane... Ay dur yavrum ya ayağımın dibine geldi. Bir tanesi böyle çıktı. Öyle bir fırtına var ki. Öyle böyle değil yani. Tozu dumana katıyor. Şöyle ekmekleri ıslatmadım. Götürüp orada ıslatacağım da neydi ıslatacağım? Benim şey var mıydı ya? Artık şey su tutar öyle daha. Çok bir şey yok. Bakayım tavuklar ne yapıyor. Dün de gelmedim. Bakalım kümeste ne var ne yok. Şunlara ses vermeyeyim direkt bana saldırıyorlar. Oy 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 siz. Allah'ın zerre girmiş pisliğin içine bakar mısınız? Siz ne yapıyorsunuz? Anneyi mi özlediniz? Gelin bakayım. Ay suları bitmiş. Durun sularınızı açayım. Durun 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 durun. Durun. Al. Gel 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 gel. Dışarı gel dışarı dışarı dışarı. Gelin gelin gelin. Gelin dışarı. Koş 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 koş. Durun ben. Durun durun durun. Durun bir sularınız. Anne bunlar da buradalar ya. Dur bak durun. Az bir dur geliyorum. Şu sularını şey yapayım da vereyim de geliyorum. Kim ölmüş? Ay gör. Aa. Ay bu ölmüş. Niye? Dur. Güzelim. O kadar şey yaptık. Vallahi şey yapamıyoruz artık da. Ama. Hadi gelin gelin gelin. Şunların bir ekmeğini vereyim. O kadar korumaya çalıştık ama olmayınca olmuyor işte. Üzüldüm ya şu an. Allah'ım. Civcivler tamam mı sayayım? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Tamam vereceğim kız ekmeğe zıplıyorlar ya. Tamam vereceğim. Dur şu ekmeği ıslatayım da vereyim arkadaşlar. Var ya keşke evde ıslatıp getirseydim. Gerçekten burada şimdi rahat vermeyecekler. Burada gerçekten rahat vermeyecekler. Ay, abo. Yemin. Dur çekil bakayım. Çekil. Çekil. Çekil orada. Şunu bir... Şu ekmekler çıkarsan şurada ıslatayım ya. Keşke evde ıslatıp getirseydim. Hepsi birbirine karışacak. Yunus şunun ayakları gene ipe dolanmış. Şöyle ıslatalım yesinler.
kabı yok ya, bir kabın içine getirmedim ki koyayım bir kabın içine. Ya büyük bir leğen almam lazım benim bunlara. Islanın biraz, hava sıcak zaten. Şöyle ıslatıyorum ki yumuşak olsun. Evet, ekmeklerini yesinler. Islattık. Ama bugün gerçekten hava hiç böyle şey değil. Gözlerimiz toz doluyor resmen. Şimdi şunları şey yapacağım, dolduracağım. Bütün sulukları bitmiş. Yemler bitmiş. Yemlerini dolduracağım arkadaşlar. Şurayı bir süpürsem mi bilmiyorum. Buradaki de öldü. Maalesef. 3 tane kaldı. Zaten yaralıydı. O kadar da dikkat ettik. O kadar da direndi. Yine de kurtaramadık arkadaşlar. Neyse. Şunları bir doldurayım da şuraları bir halledip geliyorum. Kurt tavuğuna bakayım. Onun suyu da bitmiş. Onun suyunu da doldurayım. Az önce kurt tavuğunu kaldırdım. Herhangi bir şey yok. Şimdi burayı ne yapacağım biliyor musunuz? Burayı süpüreceğim. Eğer civcivler çıkarsa hepsini buraya alacağım arkadaşlar. O yüzden şurayı bir süpürüp geliyorum. Şöyle burayı temizledim. Şimdi suluklarını dolduracağım arkadaşlar. Şu yemlerini dolduracağım. Yumurta kontrolü yapacağım. Ondan sonra çıkacağım buradan. Çünkü çok fazla toz, fırtına. Ay, yer yerinden oynuyor. Bugün gerçekten değişik bir gün. Yarın da gelemeyeceğim için iyice şu suların hepsini bir doldurayım. Bir temizleyeyim de temiz temiz 2 gün idare etsinler inşallah. Şöyle dinleniyorlar. Ay, külleri de bitmiş ya. Bir türlü kül getiremedim. Tavuklar şu an dinlenmeye aldı kendini. Bunlar da burada. Hele şu cücüklerime bakın ya. Hele şunlara bakın. Çok tatlı bunlar. Bir de ne diyeceğim? Gel. Az önce böyle yanıma geliyorlar. Bak şimdi. Şimdi kaçıyor. Gel annem. Gel, seveyim seni. Herhalde horoz istiyorlar. Öyle gözüküyor. Gel. Az önce gerçekten yanımda dayanıyordular. Yani video çekince kaçıyorlar ya. Video çekince gel. Bak. Görüyor musunuz? Anne. Oy prensesim. Ben size horoz mu alayım? He? Dur biraz bitlerinden. Oh, şöyle. Kaşınıyor musun? Bitlerinden arındırayım. Masaj yapayım mı sana prenses? Sana masaj yapayım mı kızım? Oy 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 oy. Bunlara horoz lazım zannedersin. Ay vallahi. Ya şu iki küçük horozuma zarar verir diye almak istemiyorum büyük horozu ama herhalde. Baksanıza. Bak, gitmiyor bu ya. Çok tatlı bu. Çok. Annesi bunu yesin. Annesi bunu kutusun. Annesi bunu kıtmasın. Çok tatlı bu. Ya artık yanıma geliyorlar. Anne beni sev diyorlar. Anne beni sev diyorlar. Ya bunlar kaçmazmış. Gel. Gel annem, sen de gel. Bak arkada şu an. Gel. Gel prenses, gel. Evet, horoz almak şart oldu arkadaşlar. Bunlar da dip dibe girmişler. Kız eli güneşleniyormuşlar ya. Ben hiç üşenmeyeyim. Gidip kül alıp geleyim. Külleri bitmiş çünkü. Sularını doldurdum ama kümesi temizlemek içimden gelmiyor bugün. Artık bayramdan sonra şey yaparım. Temizlik yaparım. Kız. Ben bitim var mı? Nasıl anlaşılıyor bitmit olduğu? Arkadaşlar, şunda nasıl anlayabilirim bitmiti var mı diye? Var mı acaba? Bilmiyorum ki. Annem, prensesim. O yüzden annen seni. Anne seni kıtlarmış. Anne seni kıtlarmış. Akşama keşkek yapar mı? Bana bak. Bak kaç, yoksa akşama senden keşkek yaparım ha. Söyleyeyim, herise yaparım sende. Oy benim prensesim. Oy benim sultanım. Kız gel gel, bu da kıskanıyor ya. Gel. Hadi gel. Gel. Oy. Gel biraz da seni seveyim. Gel. Kaçma kız. Seni seveyim mi? Seni seveyim. Seni seveyim. Bunlar kendini sevdirmiyor. Kendini sevdiren bu. Bak.
Bak kendini sevdiren bu. Bu annesini severmiş. Bu çok ballıymış. Bu çok tatlıymış ya. Bu çok tatlıymış. Akşam annesi bundan herisi yapacakmış. Şaka. Şaka yapıyorum. Şimdi hemen üzerine alınır bak. Tavuklarım çok hassas arkadaşlar. Hemen böyle üzerlerine alınıyorlar. O yüzden şaka yapmaya dahi gelmiyor. Ben hiç üşenmeyeyim. Hemen şuraya bir kül getireyim. Külleri bitmiş. Civcivlerim de. Ya bir rahat bırakın civcivlerimi ya. Şurada güneşlensinler ya prenseslerim. Ay yoruldum. Şöyle sularını doldurdum arkadaşlar. Şey yapacağım da yumurta toplasam mı diyorum. Çünkü şu an tam herhalde yumurtluyorlar. Var mı burada? Ha buradaki kalkmış. Buradaki kalkmış. Diğer tarafa yumurtluyorlardı. Bakayım. Toplayayım mı? Dur şunu toplayayım mı? Artık köşeye atarım. Ama kül getirmem lazım. Külsüz olmuyor. Ve sanırım ana bak bu ispençlerin yumurtalarını saklıyorum. Ve sanırım artık horoz da alma zamanım arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Daha var mı? Daha yok. Şuraları kontrol edeyim. İspenç. İki ispenç de bence yumurtluyor. Çünkü bu, iki anne de yumurtluyor. Öyle hissediyorum. Ay, yumurtladı mı acaba az önce? Oturuyordu. Herhalde yumurtladı. Burada var mı? Yok. İki, dün gelmedim. Öyle çok fazla olmamış yani. Gelmememe rağmen. Hani dedim iki gün üst üste bayağı bir şey çıkar ama çıkmayacak gibi. Heh, yaptın mı? Bakayım sıcacık mı? Bakayım. Bu değil. Aa bu. Sıcacık. Sıcacık. Yumurtalardan biraz haşlayacağım. Böyle kabuklu bir şekilde tavuklarıma vereceğim arkadaşlar. Vitamin olsun diye. Onların da vitamin ihtiyacı var. Yani hani yumurtalar satılmazsa hiç ziyan olmayacak. Tavuklarım yiyecek. Söyleyeyim yani. Bak maşallah. Bak görüyor musunuz? Yine tavukların kalsiyum ihtiyacı var. Kabuklarını. Benim bunlara biraz şey yapmam lazım. Taş getirmem lazım. Biraz taş yemeleri lazım. Kabukların daha güçlü olması için. Maşallah subhanallah. Şurayı da toplayayım. Vallahi açık ve net söyleyeyim. Desem ki yumurtaları bedava veriyorum. Bütün sülale yazar. Leyla bana versene, bana versene diye. Ama parayla olunca insan hemen böyle kimse yüzüne bakmıyor. Ne oluyor? Kız hele şunun çıktığı yere bakar mısınız? Bak. Çıktığı yere bak. Maşallah maşallah yani. Maşallah subhanallah. Ay bu o kadar saman dolduruyorum. Yine dibini boşaltıyorlar, yine dibini boşaltıyorlar. Ne oldu anneyim? Ne oldu? Siz hoyoz moyoz mu istiyorsunuz ha? Ne oldu? Hoyoz mu istiyorsunuz siz? Kız oradan aşağı in. Yıkma oraları. Gidip de oraya yumurtlama sakın. Buraya gel. Gidiyor kıldırgıcık yerlere yumurtluyor ya. Bu arada ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı temizlemiştim ya. Bunları buraya aldım. Temiz yere. Sonra burayı temizledim. Yemliği falan yıkadım. Çünkü civcivler geldiğinde yerleri hazır temiz olsun diye. Ay şunu indireceğim ya. Bu burada yumurtlayacak yer mi arıyor? Yavrum in aşağı. İn aşağı. Hah. Sizi yaramazlar sizi. Bakayım belki de yumurtlu. Şurada yok. Yumurta falan yapmasınlar buraya çünkü. Burası şuralara falan gider yumurtlarlar da. Bunların işi belli olmaz. Ay dur son yumurtalarımı da alayım. Artık kümesten çıkayım değil mi? Sen mi yumurtlayacaksın? Acaba o büyük yumurta buna mı ait? Herkes buna ait olduğunu, bunlara ait olduğunu söylüyor ama iki tane buldum ondan. Daha fazla yoktu yani. Yumurtla. Hadi gir evin içine yumurtla anneciğim. Şöyle son yumurtalarımı toplayacağım. Saymıyorum artık. Bunlar iki günün yumurtası bu arada. Dün gelmemiştim çünkü. O yüzden iki günlük yumurtam. Sanki az gibi oldu. Normalde daha fazla bir sele yumurta toplamıştım ben. Ama o üç günlüktü değil mi? Bu da iki günlük arkadaşlar.
Artık Allah bereket versin. Ne oldu? Ne oldu? Allah'ım ben bu yumurtaları kıracağım gibi. Bir dakika. Şunları şuraya ha. Kırmadan götürsem iyidir. Buralar süpürmedim. Artık bayramdan sonra gelir tertemiz yaparım. Sularını hep doldurdum. O yüzden yeter yani. Yarın şehirdeki evi temizleyeceğim. Pazar günü de kurban. Bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz anneciğim. Şöyle yumurtalarımı aldım. Anam geliyor. Hayır 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 sakın. Sakın sakın sakın. Sakın! Sakın. Ya bunlar beni ısıracak resmen ya. Yemin ediyorum. Benim tavuklardan da beter. Şuradan şimdi şeyimi alacağım. Ay nasıl toz burası. Tozu görüyor musunuz? Boğazlarıma kaçtı. Kovayı alacağım. Az kül götüreceğim şeye. Tavuklara da. Yunus anahtarını atmış ha burada. Az kül götüreceğim. Biraz tavuklara kül götüreyim çünkü külleri bitmiş. Şöyle şunları yukarı koyayım dolaba. İspençlerin de dolapta tutuyorum yumurtalarını. Çünkü herkes dolapta tutuyormuş öyle söylediler. O yüzden herhangi bir sorun olmaz dediler yani. Şurada dursun ben işlerimi halledip gelene kadar. Alayım anahtarı. Kül getireceğim ya. Aa bak açılmış. Görüyor musunuz? Rüzgardan dayanamamış. Uf, yoruldum. Şöyle bir de bahçeye giriş yapalım. Kapısı açılmış. Bahçe susuz kalmış. Otlanmış. Ay domateslerim yatmış. Yine bunlar maşallah var yani. Rüzgar ne hale getirmiş görüyor musunuz? Aa, maydanozlarım niye sararmış böyle? Bunlar... Kız ne olmuş bu domates falan hepsi yatmış. Rüzgardan bakar mısınız? Aa, şuranın marulları iyi. Bunlar yine tutmuş. Suyu açayım da bir an önce. Sulansınlar. Ay, buralar hep otlanmış ya. Vallahi otumu kim temizleyecek bilmiyorum. Şu ota bakar mısınız? Bak yerdeki otlara. Bu sefer de bildiğiniz çim gibi büyümeye başladı yani. Normalde bak. Normalde yabani ot büyürdü. Şimdi değişik. Burada en güzeli ne biliyor musunuz? Dut. En güzeli dut oldu. Çilekler de nanay. O kadar mücadele veriyorum. Bir maşallah subhanallah fasulyelerim kendini gösterdi. Bir de şey mısır ve ay çekirdeklerim. Bunlar ya bunlar niye böyle yatmış? Bir şey olmuş yani bunlara böyle. Allah Allah. Değişik bir şey olmuş. Ben buranın otunu nasıl temizleyeceğim sormasaydım. Büyük çapak şeyler salatalıklarım çiçek açmış. Salatalıklar da okey yani hani. Şöyle. Ya domatesler de gözükmüyor ama domatesler de şeydi böyle bir coşmadı yani. Hani bizde şey derler köpürmedi. Biberler, domates ve biberler işte şey. Neyse dediğim gibi olduğu kadar. Olmadığı da kader. Yapacak bir şey yok. Ne diyorduk? En güzeli dut yemek. Allah'ım dutların güzelliğine. Gideyim de biraz da... Anam dutum düştü. Gideyim biraz da kiraz yiyeyim sonra. Vallahi... Ay nasıl da güzel lezzetlenmişler ya. Hiç yıkamadan direkt mideye indiriyorum arkadaşlar. Yıkamayla uğraşamayacağım. Şöyle biraz toplayayım. Emeğimin karşılığı. Hiçbir şey olmadı. Bari bunlar olsun. Bak. Allah'ım Allah'ım. Ay bir... Yetişemiyorum ki. Bakar mısınız? Maşallah subhanallah. Çok güzel.
Şuradan bakalım. Ay. Ben buraya naylon mu sileyim? Hep yere dökülmüş bunlar ya. Toplayacağım. Toprağım temiz, bana ne. Kesinlikle atamam. Bakar mısınız? Günah. Hep buralara dökülmüş. Ay, benim bunları toplamam lazım arkadaşlar. Bak 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 bak. Şöyle aşağıdan daha da güzel gözüküyor dutlar, bakın. Aşağıdan. Benim buraya bir naylon sermem lazım. Hep bakar mısınız? Hep yere dökülmüş. Yazık, günah ya. Bütün dutlarım yerde. Tam böyle yenecek kıvamdalar. Bakar mısınız ya? Ben bunları yemeden gitmiş. Günah. O kadar emek verdim. Yoksa böcekler yiyor. Bakın bakın. Dutlarım. El emeği göz nuru. Evet. Kirazımızda ilk hasatımızı yapıyoruz. Bunu da kopartacağım. Bir tane kirazım olmuş. Bakayım. Güzel. Allah bereket versin. Sene iki tane yeriz. Neyse artık. Budadığım için seneye tam olur. Şu yeşillikleri sulayacağım. Kaç gündür su vermiyorum. Ama eriğimize bakar mısınız? Sonuçta eriğim oluyor. Ah. Ah, çok ekşiymiş la. Oh. Acayip mayhoş. Bak, frenk üzümüm de çok güzel. Bakın. Frenk üzümlerim de oluyor. Hatta yeni aldım, böğürtlenlerim de meyve vermeye başlamış. Domatesler rüzgardan yatmış arkadaşlar. Şöyle su açtım da az bekliyorum soğumasını. Şöyle diplerine su vereyim. Bunların hortumları olmadığı için buraya da hortum çekmemiz lazım. O yüzden susuz kaldı. Bak, hepsi yatmış, görüyor musunuz? Toprağına değil, diklerine vermeyeyim şimdi. Zarar vermeyeyim. Şu tarafa doğru gideyim. Buraya bayağı gübre dökmüştüm. O yüzden bak, bunlar verimli oldu maşallah. Şöyle marulları da sulayım. Şimdi biliyorum, diyeceksiniz ki alttan sula. Vallahi belim ağrıyor. O yüzden iyilemiyorum arkadaşlar. Yunus yine geliyor, şey yapacak. Geçen şey veremedik ya. Ne derler, solucan gübresi doğal. Şimdi suyunu açtım, tam çamur olmadan şey yapalım. Gübre verelim dedik. Niye böyle otlandı burası? Böyle çim gibi otlandı resmen buralar. Şöyle. Ben de buraları iyice suluyorum. Marul suyu severmiş. Normalde bu böyle biraz daha yağış yapılması gerekmiyor mu? Yavaş yavaş Yunus uça uça gidiyor. Hızlı bir şekilde çevire çevire gidiyor. Nasıl bir şey alacak, verim alacak acaba? Ayakların dibine dikkat et, hep biberleri ezerek gidiyorsun. Sus diyor. Dedim ki şuraya bir ömür gübre getirelim. Bir inatçı. İnadından geri dönmedi. Toprak verimsiz çünkü buranın. Komşum maşallah, subhanallah, bahçesine dökmediği kalmadı. Biz hiç
9 çuval gübreyi zar zor şey yaptık. O da böyle şey un serper gibi serptik. Yani 9 çuval gübre buraya ne yetecek? Ve toprağın verimli kısmı orasıydı. Kalktı bana domatesleri buraya ektirdi. Görüyorsunuz verim bile alamadım yani. Şuraya ekeydim bari domateslerim olurdu. Keşke fasulye ekeydim buraya. Neyse artık. Nasipte ne varsa onu yiyeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi tavuklarım için kül almaya gidiyorum. Tembellik yapmayacağım. Tavuklar şunları yer mi? Ne bu? Buğday mı? Ne bu? Bunlardan da mı götürsem biraz yeşillik olarak yesinler? Pazardan birkaç defa yeşillik aldık. Sonrasında şey dediler. O çöp olan yani çöp attıkları yeşillikler vardı ya. Ücretliymiş. Biz dedik hani ne kadar ücreti verip alalım. 200 TL. Düşünebiliyor musunuz? O çöpe 200 TL istediler. Yani tavukların bir günde yediği o çöp yeşilliği 200 TL. Yumurtayı pahalı bulan acaba bu tavuğun ne yediklerini hesaplıyor mu? Çöpe bile insanlar para istiyor. Benim yumurtamı 7 TL pahalı buluyorlar. Arkadaki emeği görmüyorlar çünkü. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o yumurtaları haşlayacağım. Kabuklarını kırmadan tavuklarımı ezeceğim. Tavuklarım bir güzel yesinler. Hiç kimseye bedava hiçbir şey yok. Nasıl ki bize kimse bedava bir şey vermiyorsa bizden de hiç kimseye bedava ürün yok arkadaşlar. Oh fırtına hepsini bak. Ay buradan geçsem tehlikeli olur mu acaba? Bildiğim bak yere şey olmuş bu. Elektrik var mıdır? Şimdi son anda da başımıza bir iş gelmesin. Ben buraya nasıl geçeceğim? Şuradan geçeyim öbür tarafta. Buradan geçemeyeceğim gibi. Buradan gideceğim. Bir de biraz kiraz yiyeceğim. Kirazlar şimdi daha da kızarmıştır. Birkaç gündür gelmiyorum. O yüzden bu kirazlar çok güzel. Şimdi kiraz yerken şey almayı unutmayayım. Şşt Semra ne işin var? Kız! Kiraz yerken şimdi kül almayı unutmayayım arkadaşlar. Neyse biraz karnımı doyurayım da kirazla sonra gider kül toplarım. Şöyle. Dur bakayım. Allah'ım. Yağmur da yağmadı ya bu sene. Kurt falan yok. Çok güzel maşallah. Ay şu tepedekileri nasıl toplasak ya? Tepedekilere bakar mısınız? Çok güzel. Merdiven lazım. Buraya da ben çıkamam ki. Tadı da çok güzel, tatlı. Evet, burası da köyün tandırı ve taş ocağı arkadaşlar, fırını. Burada ekmek yapıyorlar. Ben şuradan kül alacağım. Bu sıcakmış. Aa, daha yeni ekmek yapılmış ya. Soğuk değil ki. Aa, tüh. Demek ki bayrama ekmek yapmışlar. Bayram için. O yüzden külü alamayacağım. Az önce de bayağı kiraz yedim ha. Şurayı kapatayım. Şurayı kapatayım da. Kirazlar çok güzel olmuş. Ben yine kiraz yemeye devam etsem. Erikleri iyi. Bu sene güzel erik verecek. Ağaçlar. Çok güzel pestil oluyor biliyor musunuz bu bardak eriğinden. Armutlar da okey. Buraları hep ben yiyorum. Vallahi şu köyün tadını ben çıkartıyorum. Çatlasınlar da patlasınlar. Bütün meyveleri yiyorum. Olan sebzeyi yiyorum. Evlerini kullanıyorum. Oh. Canıma değsin. Ay şurası çok güzel de boyum yetmiyor ya. Ağaca çıksam düşer miyim? Ben sakarım düşerim şimdi kesin. O yüzden cesaret edemiyorum. Neyse bir eve geçelim bakalım. Buralar harabeye dönmüş. Önceden biz buraları hep tamir ederdik. Artık burada yaşamadığımız için kendi evimizi
güzelleştiriyoruz. Şöyle elime gideyim. Şunu şuraya koyayım. Tandır soğuduğunda şey yaparım ya. Maalesef çok sıcak. Şu yumurtalarımı da alayım da dolabıma koyayım. Yoruldum. Gözlerim toz doldu. Toz bildiğin fırtınadan toz doldu bak. Sesi duyuyor musunuz? Yumurtalar kırmadan götürebilseydim. Of. Ay inşallah insanların mahsulleri şey olmaz ya, kırılmaz. Vallahi. Hepsi yıkılmış. Buraya koymuş, al uçmasın. Bunlar da patlamış. Tüm toz, ot, saman buraya uçmuş arkadaşlar. Şu ekmek vardı, köpekler gelsin yesin. Şöyle yumuşamış salatalarım vardı arkadaşlar. Ben ne yapmayı unuttum kümeste biliyor musunuz? Tavukların yemini doldurmayı unuttum. Aa, enişte sen burada ne işin var? Ha? Kız bu benim aynı enişteme benziyor bak. Vallahi tıp demiş bu. Tıp demiş, burnundan düşmüş bak. Kopyası ya. Anam. İnsanlar hayvan işine çift yaratılırmış diyecekti. İşte ben bir bahçeye gideyim. Adam şimdi sayfamı şey yapıyormuş, banlatıyormuş. Bakayım tavuklarım ne yapıyor. Gideyim de yemlerini bir değiştireyim. Ay sinirlerim bozuldu. Ben ne yapayım? Oy oy oy. Oy siz tünediniz mi? Oy prenseslerim. Durun bakayım, yılan mılan var mı? Gel. Gelin ya. Ben sizin yemle, bak bitmiş yemleri görüyor musunuz? Ay kuzularım. Oy anaların. Lan tepeme işemeyin. İşediniz mi? Sakın. Tepeme işeme sakın. Oy. Maşallah bunlar hep buraya tüneyor. Ben bunlara boş boşuna tünek yapmışım yani. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dur şunları şu yemden bir vereyim. Civcivler nerede? Ana buradalar. Aha. Görüyor musunuz? Ah yandalar bakın. Buraya yatmışlar. Oy oy. Tamam, canlandılar gene. Canlandılar. Hadi gelin. Gelin 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 gelin. Sizi de rahatsız ettim ama durun. Gelin. Heh. Biraz yumurta kabuğu, biraz domates. Koşun. Aha, koşarak uçarak geliyorlar. Koşun koşun koşun. Ha, iniyorlar şu an. Koşun koşun koşun. Oy. Maşallah benim aç gözlü yamyamlarıma. Prenseslerime. Bak şu kapıya biraz taş koyacaktım. O kapı çünkü kapandı, kapanacak gibiydi. Şuradan bir dakika. Şu taşlardan böyle alayım. Bir burada kalabilirler. Bak getirmiş burada yiyor soğan kabuğunu. Çok yaramaz kız bunlar. Çok seviyorum ben ya. Ya maşallah subhanallah bak az soğanı götürüyor. Ya ben size kurban olurum. Yumurta kabuklarını da bunlara verdim. Çünkü yumurtanın kabuğunun gelişmesi için kalsiyum olarak çok faydalıymış. O yüzden tavuklarım yesin yani. Abla varilin altında yumurta gördüm yazmış bir takipçim. Bir bakayım. Varilin altı. Varil. Varil burası. Altı neresi? Şu ışığı bir yakayım bir dakika. Varilin. Siz şunu mu acaba? Şu arkadaki beyazlığı mı? Ana, tepsim buradaymış. Tüm tepsim nereye düşmüş? Bakın.
Yok. Burada yumurta yok. Burada yumurta. Hani varilin altı neresi? Yok arkadaşlar. Bak bir tane daha yumurta yapmışlar. Dur şöyle şunu götüreceğim. Tamam tamam şimdi şey yapacağım. Yemlerinizi dolduracağım. Bakayım daha yumurta yaptınız mı bana? Şunu kapatayım. Anneye yumurta yaptınız mı? He? Yok. Siz herhalde siz iyi tepeme işemesiler bari. Yok. Bugünlük yumurtalarını yapmışlar bunlar zaten. Topladım ya bir tane kalmış onu da aldım. Bu kadar. Yeter. Ne yumurtmuş? Oy inanmıyorum. Sen nasıl civcivlerle çıktın oraya? Anam bunlar da tünüyormuş. Arkadaşlar bunlar da tünüyor. Bak. Bak burada dur tepeme işerler diye korkuyorum. Kız bu anne maşallah ya siz tünüyor musunuz? Bak. Helicim maşallah. Bunlara da bir yer mi yapsak öğretmenleri bak. Bunlar artık burada tünüyor. Bak yavrusu ileri bak oradan oraya çıkıyor. Bakın. Ay düştü. Uçarak düştü. Tamam. Öbürler de şuradaydı. Tamam ay. Tamam bir şey demiyorum. Ya şunu kıtlayabilir miyim şunu? Bahçeye gidecek bak yemek yemeye. Hele. Bir tanesi de burada. Yavruların üzerine yavrularına kim bakıyor? Sen de mi ayırdın yavrularını? Aa bu da ayırmış. Bak bir tane ispenç. Kız sus. Sus bir. Bir tane ispenç tavuğu burada. Bir tanesi burada. Oy senin çenene. Oy senin çenene. Bunlar burada tek başına. Bak bunlar burada tek başına. Prensesler. Anneni sizi terk mi etti kuzularım? Oy sizi terk etti şuradalar ya. Resmen anneleri terk etmiş. Çünkü yumurtlamaya başladılar yani. Ay bam civcivler de dışarı çıktı. O büyük civcivlerden bakayım nerede? Aha şurada. Bıdırık. Gel buraya. Gel seni bir kıtlayayım gel. Çok tatlısın sen. Gel seni bir kıtlayacağım. Anam şeyden salatalıktan eser kalmamış arkadaşlar. Salatalığı hep yemişler. Karpuz kabuklarından var biraz. Maşallah subhanallah benim cücüklerime bak. Gel. Gel. Gel annem. Çıkmış dışarı. Şuradakiler şurada yok. Neyse yemlerini doldurmayı unutmayayım. Yemlerini bir doldurayım şunların. Gece yemlerini geldim doldurdum arkadaşlar. Yemlerin hep boşalmış unutmuşum. Allah'tan aklıma geldi. Hepten boşalmış. Biraz da dışarıya da yem döktüm ki civcivler de yesin. Yumurta kabuğu döktüm. Bak ne güzel tünemişlerdi. Uykularından uyandırdım. Civcivler burada. Köşeye sıkışmışlar. Bakın. Burada seviyorlar ama anneleri burada ve şurada. Bu tavuğun yavrularından bir iki tanesi yanında zaten civcivler. Ama gerisi yok. Gerisi bu kenarlarda tünüyor. Bir tane daha yumurtam vardı aldım. Artık gitme vakti. Bunlar da dışarı çıkmak istiyor ya hele şunlara. Bunlar da dışarı çıkmak istiyor ama dayak yerler diye korkuyorum. 3 tane kaldılar zaten. Hadi yarın görüşürüz. Yarın da bilmiyorum tam gelebilir miyim? Bayram temizi yapacağım. Bayram tatlısı yapacağım. Bak yavrular aldı. Ya senin ağzını gözünü yiyeyim ben ya. Ay ben 2 tanesin ağzını gözünü ben kıtlarım ya. Ya siz çok siz çok tatlısınız. Ay çekemiyorum ki şöyle. Şöyle bir yaklaşsa. Şimdi gözüküyor mu? Hele şunlara ya. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Annesinin altından bana bakıyorlar bak. Bak bana bakıyorlar ya. Maşallah subhanallah. Siyahlı nerede? Siyahlıyı biraz dışladınız mı? Dur ezme. Ezme yavrunu. Ana. Düştü kız. Prensesim düştü ya.
Oy, nazar ettim ha. Ne güzel sizi altına almıştı, ısıtıyordu. Gerçi havalar çok sıcak ha, bu yine çıkıyor bak. Uç yavrum. Bu yine anasının yanına çıkacak bak şimdi. Ah, maşallah, zübhanallah. Bunlar da burada tünemiş. Neyse, yavaş yavaş hepsi geliyor tünemeye. Diğer civcivler de öbür tarafta. Siyah civciv arkada. Bak bak bak, bak şu geliyor bak şimdi. Bak annesinin altına giriyor, görüyor musun bak. Bak annesinin altına giriyor. Öbürü de geliyor. Ha şurada. Şurada. Ay baba baba baba, hemen saldırıyor ya. Canavar. Heh. Geç annenin yanına geç, bak oraya geçecek şimdi. Bak. Hadi bismillah. Hadi uç. Dur bakayım şimdi uçmaya çalışacak arkadaşlar. Bekleyelim. Haydi bir zıplayacak, zıplayacak. Bir cesaret alıp zıplayayım. Uçtu. Bakın uçtu maşallah, zübhanallah. Bak annesinin altına giriyor. Çok tatlı, Allah'ım nazarından saklasın. Neyse görüşürüz. İyi ki psikopat nerede dedim. İki gündür yok dedim. Gelmiş bak, kümesin dibine gelmiş. Gel buraya. Hadi gel. Gel gel gidelim. Gel. Ayağımın dibinde dolaşıyor. Bu sadece benim ayağım dibinde dolaşıyor. Başkalarına yapmıyor bunu. Sadece bana yapıyor. Bak. Gel. Bak. Ayaklarımla mı oynamak istiyor acaba? Al. Ye. Sakın üstüne işeme. Canlı yayında resmen bahçemin içine girdi arkadaşlar. Bir güzel işedi. Bütün fidelerimi eşeledi, kazdı, bir şeyler yaptı. Ben ne diyorum, fidelerime ne oluyor? Bu yapıyormuş. Hepsini eşeledi, oturdu üzerlerine de bir güzel işedi. Oh. Dedi ki sen gübre atamıyorsun, ben atayım da sen gör diyor. Bahçemin kapısı da, hemen dur bahçenin suyunu kapatacağım, hazır. Bahçe aklıma geldi. Suyunu kapatayım, çok fazla ıslanmasın diyorlar. Kapısını da kapatıp geleyim. Tavukların da yemini verdim ya, rahatladım. Hepsi bitmiş. Bir tane yem kalmamıştı. Biraz da bahçeye döktüm ki civcivler sabah kalkınca yesin ama tavuklardan kalırsa. Evet. Yunus yine burada. Şu suyu bir kapatalım. Ben de canlı da diyorum ki çilekleri yıkamadan yiyordum. Bildiğin kedi geliyor buraya bir güzel işiyor arkadaşlar. Şunu bir kapatayım. Yeter bu kadar. Canlı yayında. Bak geldi. Şuralara. Ay bak buralarda sulamış güzel. Görüyor musunuz çilekleri? Şuralara. Bak şuralara eşti. Oturdu, işedi. Kedi. Bak şurada olmamış şeyimiz. Fasulye. Bugün solucan gübresi döktük. Bakalım inşallah verim alır. Ama ne diyeceğim, bakın. Brokoli bak ara ara görüyor musunuz? Bak bir bu tarafta kendine gelenler var. Olacak olacak Allah'ın izniyle. Burada ne vardı? Burada da patlıcan. Bir tane burada var. Patlıcandan bir tane görebiliyorum. Sadece bir tane görebiliyorum. Salatalık okey. Hani salatalık kendini okey götürür. Ama biberler. Nanay. Bak. Biberlerde böyle pek böyle bir iş yok gibi. İnşallah düzelir, bilmiyorum. Domatesler de burada yine. Yani kimi tutmuş, kimi tutmamış görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yakından daha şey gözüküyor. Neyse çok sulamayacağım. Çünkü suyu çok açınca böyle gölete dönüyor. Hepten şeyi kaçıyor. Buradan ümitliyim. Bu bölümden ümitliyim arkadaşlar. Artık kahvaltıya burada yeriz. Buradan yani aldıklarımı yeriz. Neyse. Bugünlük de bu kadar yeter. Yarın bayram temizliği yapacağım için bilmiyorum gelip gelemeyeceğimi. Tatlı falan yapmak istiyorum ama yapmaya da bilirim. Çünkü gerçekten bana kimse gelmiyor yani. Evin büyüğü ben olmadığım için hani o yüzden bilmiyorum. Tam belli değil benim işim. Yarına karar vereceğim arkadaşlar. Görüşürüz.